Barbaros'un kadırgalarında gezdim. Preveze'de rüzgar oldum, düşmanın üstüne estim. 15 Temmuz darbe girişiminden en büyük zararı gören kurumların başında askeri okullar geliyor. Darbe girişimi sonrası askeri liseler darbeci yetiştiriyor iddiasıyla kapatılmış, harp okulları ise Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'ne devredilmişti. Ya cemaatçilerin elenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yapısını şu anda alt üst etmemizde ne gerek var? 15 Temmuz darbe girişimini örgütleyen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı çatı iddianamede darbecilerin büyük çoğunluğunun sivil lise kökenli olduğu belirtildi. Çatı iddianamede FETÖ'nün kemikleşmiş kadro olarak gördüğü sivil lise kökenli öğrencileri harp okullarına yönlendirdiği, üniversite mezunu FETÖ üyesi kadroların sözleşmeli subay olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığı ifade ediliyor. Yurtta Sulh Konseyi'nin kritik isimlerinden Orgeneral Akın Öztürk, Korgeneral İlhan Talu, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tuğgeneral Semih Terzi gibi FETÖ'cüler de sivil lise kökenli. Özellikle son 5 yılda terfi edenlerin sivil lise kaynaklı olduğu belirtilen iddianamede, darbeye katılan general rütbesindeki FETÖ'cülerin büyük çoğunluğunun da sivil lise kaynaklı olduğu vurgulanıyor. Öte yandan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet eylemleri 19 haftadır devam ediyor. Askeri liselerden mezun olmuş emekli komutanların katıldığı nöbet eylemlerinde askeri okulların tekrar açılması isteniyor.